Merhaba hocam. Merhaba. 30 dakikada 30 günde yine birlikteyiz. Bu ay ne oldu? Bu ay Boğaziçi'nde protesto devam ediyor Melih Bulu'ya karşı. Akademik özgürlüklerle ilgili Ankara Üniversitesi'nden Meltem Kayıran'ın ihracı var. Yoksulluk yine çok önemli bir gündem maddesi olarak karşımızda ama ayrıca özellikle Migros'ta gündeme taşınan grevler belki söylenebilir. Birkaç daha böyle tekil olaylar var. Hani böyle süreyen olmayan. Mesela işte 23 Nisan'da yeni Aile Bakanı'nın vehameti. Diyeyim. Daha olumlu şeyler mesela Ahmet Altan'ın tahliyesi, işte Melek İpek kararı, Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Cinsiyet değiştirmeden önce isim değiştirilmesine ilişkin olumlu bir karar. Bir de tabii yine bu birkaç küçük olumludan sonra HDP'nin kapatılması şimdilik durdu. O var ama hemen ardından tabii Kobane davası var. 24 Nisan soykırım meselesi var. Benim ilk aklıma gelen Nisan gündemi böyle. Hocam Boğaziçi'nden bahsettik. Bir de meslektaşımız, hepimizin aynı zamanda arkadaşı Meltem Kayıran'ın Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bölümde son verilmesi meselesi var. Her iki konuda aslında çok uzun geçmişi ve kökeni olan şeyler, özellikle akademideki bu durmadan dayatılan standartlar, ilkeler ve sürekli değişimi. Neler diyebiliriz her iki hususta? Önce çok kısa belki Meltem Hoca'nın olayını anlatıp ondan sonra bu akademide neden böyle sürekli bir değişen ilkeler, atama yükselme kriterleri var ve neden akademi iktidarlar için bu kadar önemli? Oradan başlayalım. Akademik özgürlük ihlalleri ve akademi üzerindeki baskıyla çok yakından bir ilişkili Meltem Hoca'nın ihracı. Çünkü kendisi aslında doçentlik unvanını çok önceden almış bir hocamız. Fakat üniversite kendisine bu kadroyu vermedi. Biliyorsunuz unvan ve kadro meselesi ayrı oluyor üniversitelerde. Ve fakat denildi ki evet sana kadro vermiyoruz ama yarım doçent kadrosu üzerinden atama yükseltme kriterlerini yerine getir ve dosyanı bize sürekli oradan ver. Bir de biz de böylece devam edelim seninle denildi. O da dedi ki hayır ben doçent oldum. Ona göre bir dosya verdim. Benden bir alt kadronun dosyasını isteyemezsiniz. Ben bunu vermeyeceğim. Bunun üzerine aslında ihraç edildi. Şimdi pek çok kişi şöyle de yorumluyor bu olayı. Ne var canım verseydi dosyayı diye. Ama tabii Türkiye'de biz hep bu ne var canımlarla geldiğimiz noktayı düşündüğümüz zaman aslında Meltem Hoca çok ilkesel bir şekilde hareket etti. Ve akademik özerkliği, özgürlüğü ve aslında özlük haklarını karşımıza getiren bir meseleyi bilerek açtı. Böyle olacağını az çok tahmin ediyordu çünkü kendisi de. Son derece önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Çünkü atılması sadece aslında özlük hakları ile ilgili değil, aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi işte Melih Bulu'nun rektör atanmasından tutun da Barış Akademisyenlerin ihracına kadar Türkiye'de akademi üzerindeki baskının önemli bir parçası, bir göstergesi. Çünkü aynı zamanda kendisi muhalif, sol kimliğiyle tanınan, yıllarca eğitim sende şube başkanlığı yapmış bir hocamız. Dolayısıyla da hani bu özellikleri olmasaydı acaba başına bu gelir miydi sorusu orada asılı bir yerde duruyor. Şimdi akademi elbette ki iktidarlar için son derece önemli. Barış Akademisyenlerin ihracından tutun da Melih Bulu'nun rektör atanmasına kadar ve Meltem Kayıran'ın ihracına kadar baktığımızda tüm bu ihraçlar veya bu dışarıdan atamalar bir nevi aslında terbiye etme mekanizması olarak karşımızda duruyor. Yani akademide hala eğer varsa terbiye olmayanlar, hala eğer işte ulusal değerlere, kendilerine empoze edilen şartlara karşı gelenler, onlara bir nevi örnek olarak dikiliyor iktidar tarafından. Dolayısıyla da biraz o perspektiften bakmak gerektiğini de düşünüyorum ben. Biraz daha çalıştığım yerden gidersem ben, kendi çalıştığım alandan gidersem, milliyetçilik, ulus devlet denkleminde baktığınızda akademi çok önemli bir yerde duruyor. Şimdi eğitim zaten son derece önemlidir ulus devletler için. Sonuçta ilkokul, ortaokul, lise, siz makbul vatandaş yetiştireceksiniz oralardan geçerek, o tedrisattan geçerek ve ulusal değerleri orada vereceksiniz. Nasıl davranması gerektiğini orada öğreneceksiniz. Bu nasıl davranması gerektiği sadece bürokraside vesaire değil. Oturup kalkmasından tutun da bir erkek ve kadın olarak, onlar da tabii kategorize edilerek, pek çok yere dağılan şekilde günlük hayatta nasıl davranacağına kadar. Ama akademi biraz daha özerk bir yerde. Şimdi akademi bir yerden baktığınızda sadece devlete ve sermayeye hizmet edecek olan, o servisi üretecek olanları tedrisattan geçiren bir yer olarak da bakabilirsiniz. Ama özellikle son 100 yılda akademi aynı zamanda sadece o tedrisattan geçenleri yaratan bir yer değil. Aynı zamanda eleştirel düşünceyi besleyen, katı bir pozitivist anlamda söylemiyorum ama ilerlemeyi sağlayacak olan eleştirel kamusal alanı genişleten, temel hak ve hürriyetlerden tutun da doğa ve fen bilimlerindeki temel gelişmeleri sağlayacak sorgulamaları beraberinde getiren bir alan olarak gelişmiş vaziyet. Dolayısıyla elbette ki sadece Türkiye'de değil, özellikle son dönemde işte Fransa örneğini biliyoruz, Amerika örneğini Trump döneminde biliyoruz. Her yerde iktidarlar akademi üzerinde bir denetim sahibi olmak istiyorlar. Ama bunun bir var oldukları rejimin
sınırlarına göre hatları belli oluyor. Türkiye'de artık bu çok daralmış bir vaziyette. Artık Türkiye'de hatta şöyle diyelim, geçen programda da Kerem Hoca ile konuşmuştuk, Boğaziçi son kale olarak kaldı diye. Şimdi o son kalede inatlı bir direniş var. Hepimiz de destekçisiyiz, arkasındayız. Mesela Meltem Hoca da yine Ankara Üniversitesi'nde olduğu için haberimiz olan bir örnek olarak karşımızda. Ama kim bilir haberimiz olmayan veya tam da bu korku iklimi nedeniyle haberimiz olması istenilmeyen başka hocalarımız aynı baskı altındalar. Yani sansür, otosansür, kendini ifade edememe, istediği alanı araştıramama ve dolayısıyla var olma nedeni olan alanda üretememe, paylaşamama, başkalarıyla, öğrencileriyle, meslektaşlarıyla bunu paylaşamama ve dolayısıyla da Türkiye'deki hem bilimin ama hem de özellikle sosyal bilimler alanında düşündüğümüzde demokrasinin gelişmesine katkı sağlayamama çok temel bir baskı. Uzattım belki ama Nisan'da da biz bu baskının devam ettiğini görüyoruz. Büyük ihtimalle Mayıs'ta da göreceğiz gibi duruyor. Hocam tabii değişmez insan hakları gündemlerimizden birisi yoksulluk ve pandemi sürecinde bir tür insan olurumuna kasteden bir hale geldi. Kapatılan iş yerleri nedeniyle açlık koşullarına gelen ve koşullarda intihar eden birçok yurttaşın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sanırım bu gündemi de ciddi bir şekilde ele almak lazım. Şuradan isterseniz başlayalım bu gündemi değerlendirmeye. Milliyetçilik, işte ulus devlet üzerinden gittik. Herkesin bildiği bir gerçek var. Her milliyetçilik, yani sadece Türkiye'de şu an geçerli olan, işte daha otoriter milliyetçilik değil ama her milliyetçilik aslında bir yatay eşitlik sağlamak ister. Ve o yatay eşitlik içinde de sınıf farkı gibi, toplumsal cinsiyet farkı gibi bazı hiyerarşileri göstermez bize. Şimdi bir böyle hiyerarşiler vardır. Bir de belki bu gündemde sonra konuşacağımız, bir de o hiyerarşiye bile alınmayan, aslında ulusal sınırların çok dışında kabul edilen veya sınıra yakın bir yerde iktidarın arzusuna göre içeri ve dışarı alınan gruplar vardır. Şimdi neden yoksulluğa buradan girdim? Çünkü içinden geçtiğimiz, yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, pandemi koşullarıyla da birleştiği zaman artık istediğiniz kadar milliyetçi retoriği kullanın. Bu ulusal eşitlik söylemi içindeki dengeyi, dengesizliği daha doğrusu, hiyerarşiyi her anlamda daha görünür hale getirdi, açık kıldı. Şimdi yoksulluk da aslında bu bağlamda her geçen gün biraz daha su yüzüne çıkıyor ve yoksullukla yüzleşen, bunun içine daha fazla giren kitlelere baktığımızda artık bu insanları siz işte olur mu canım, hepimiz kardeşiz, bu gemideyiz, aynı gemideyiz, aynı gemide birlikte mücadele edeceğiz, biraz sen biraz ben gibi söylemlerle ikna edemediğinizi görüyorsunuz. Çok ciddi bir yüzleşme var bu tür söylemlerle. Oysa ki milliyetçilik kriz anlarında hep bir can simididir. Yoksulluk söz konusu olduğunda bir can simidi olmaktan biraz çıkıyor. Belki de o yüzden hep bir iktidarın gitmesi istenildiğinde sadece Türkiye'de değil, işte bir ekonomik kriz gelsin de bakalım ne olacak denir. Çünkü herkes orada bilir ki artık orada kapıya dayanmış. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda, özellikle Nisan gündemine baktığımızda, Migros'taki grev önemliydi. Hatırladığım kadarıyla Kocaeli'ndeki depoda önce ücretsiz izne çıkardılar işçileri. Fakat ardından da COD29'la işten çıkardılar. Buraya gelmeden önce sayı kaçı buldu diye baktım. Eğer doğru verilere baktıysam yaklaşık 200 bin kişi COD29'la işten çıkarılmış vaziyette. Şimdi COD29 aslında iyi niyet kurallarına aykırı davrandığını söylüyor işçilerin. Ahlaksızlık yaptıklarını söylüyor ve öyle çıkarıldığını söylüyor. Çünkü pandemi nedeniyle işten çıkarma yasağı var. İşten çıkarma yasağı olduğu için de neyle çıkaracak işten? COD29. COD29'la çıktığınız zaman da işte kıdem tazminatı alamıyorsunuz, ihbar tazminatı alamıyorsunuz, işsizlik ödeneği alamıyorsunuz. Üstelik de COD29'la çıktığınız için bakalım ne yaptınız? Taciz mi, tecavüz mü, hırsızlık mı? Yoksa birkaç gün işe gitmemek mi? Çok vahim bir süreç içindeyiz bu bağlamda. Buna tabii ki işte yetersiz desteği eklediğimiz zaman, şu an Türkiye'de yoksulluk sınırının, mesela yine işte 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 9 bin lira. Yani 9 bin lira şimdi çok yüksek bir ücret olarak bakılırdı belki 6 ay önce 9 bin liraya. Şu an yoksulluk sınırı olarak karşımızda. O yüzden de sadece Nisan ayının değil, büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç senenin son derece önemli bir gündemi olacak yoksulluk, işçi hareketleri. Çünkü bir taraftan böyle bir protesto hareketleri güçleniyor. Bu benim için hani o protesto hareketlerini görmek umut verici bir şey. Ama bir taraftan da şunu biliyoruz ki sendikal hareketler, veya sendikal olmasın, sadece protesto için işçiler sokağa çıksın. Diyelim ki örgütlenmeleri bile yok. O gün sadece protesto için sokağa çıktılar. Müthiş bir damgalamayla, kolluk kuvvetlerinin zor uygulamasıyla karşılaşıyorlar. Bugün yeniden işçi hareketinin bu kadar yükselmesinde özellikle bu artan yoksullaşmanın ve pandeminin altını çizmek gerekir. Yoksa hani işçiler zaten en rahat devlet dilinde güvenlikleştirilen gruplardan birini oluşturuyor. Onun altını çizmek lazım. İşçilerin güvenlikleştirilmesi ve işçi hareketinin daha
damgalanmasından bahsedince belki bir de kamu personeline güvenlikleştirme noktalarından bahsetmek lazım. İnsanın çünkü bir de güvenlik soruşturması meselesi cezalaştı. Onu da bu bağlamda değerlendirebilir. Orada tabii bir çıt yukarı çıkıyoruz. Bu herkesin çok rahatlıkla damgalanabilir hale gelmesi meselesi. Bu da Türkiye'de yeni bir durum değil. Yani 2011'den beri yavaş yavaş başlayan, Gezi'den sonra hızlanan ama asıl olarak tabii ki 2016 darbe girişiminin ardından ve o halle birlikte günlük hayatımızda yer edinen iktidar politikası. Günlük hayatımızda yer etmesi bence çok önemli. Şimdi biz diyoruz ki işte güvenlik soruşturmasından geçeceğiz vesaire. Ne yapacaklar güvenlik soruşturmasında? Bizim günlük hayatımıza bakacaklar. Evimize bakacaklar, arkadaşımıza bakacaklar, sosyal medyamıza bakacaklar. Sizin birdenbire bir birey olarak ve vatandaş olarak, diyelim ki yeni mezun bir genç olarak bir kamu kurumuna başvururken baştan itibaren değil, geçmişe dönerek hayatınızı yeniden kurgulamanız gerekecek. Sosyal medyada ne paylaşmışsınız, bundan sonra ne paylaşacağınız değil, geçmişte ne yaptığınızı da baştan alacak. Şimdi bu son derece önemli bir adım dolayısıyla. Sadece işte damgalamak, güvenlikleştirmek olarak yorumlayamayız. Aynı zamanda bireyin hayatını değiştirecek, dönüştürecek bir hareket. O yüzden de bütün bu otoriterleşme politikaları bağlamında da son derece önemli bir, ne diyelim, mihenk taşlarından biri olarak bakmak lazım. Kendisini şimdiye kadar etliye sütlüye ulaşmamış, apolitik, sıradan ve hatta çok makbul vatandaş olarak kabul eden insanlar birdenbire işte 5 sene önce attıkları mesela bir tweetle karşılaşabilirler. Birdenbire bambaşka işte evlerinde bulunan bir kitapla belki soruşturmaya tabi olabilirler. Bunlar Türkiye'de hiç yoktu demiyorum, yine öyle anlaşılsın istemem. Kitapların yakıldığı, saklandığı, gömüldüğü bir tarihten geliyoruz elbette ki. Çin'den geçtiğimiz dönemde artık bu güvenlik politikası sadece demin söylediğimiz gibi işte sosyalist, komünist ve olası münafıklara yönelik değil, herkese yönelik olarak, bütün topluma yönelik olarak karşımıza çıkıyor. Fark burada zaten. Herkese yönelik, tüm topluma yönelik damgalamadan bahsedince, hareketin damgalanmasından bahsedince bu tabii bir de ikiz de var. Toplumsal muhalefetin bir çevre hakkı, ekolojik bir mücadele çerçevesinde yükseldiği ve devletin benzer bir yaklaşımıyla karşılaştığı bir olay bu da. İkizdere'den de bahsedelim biraz. İkizdere deyince 2015 Rize ilk aklıma geliyor benim yine. Orada Hava Ana vardı biliyorsunuz ve Hava Ana demişti ki devlet kimdir? Devlet benim. Aslında o kadar haklıydı ki siyaset bilimi kuramcıları tarafından, uluslararası ilişkiler kuramcıları tarafından acayip böyle desteklenen bir şeyi Hava Ana gelip jandarmanın suratına söylemişti. Bugün de yine İkizdere'dekiler aslında diyorlar ki Cengiz Holding kimdir? Bu jandarma neden bana saldırıyor ve neden sermayeyi koruyor? Devlet kimdir? Devlet benim diyorlar aslında. Ama tabii ki bunu kaldıracak bir siyasi ortamdan hepten kopmuş vaziyetteyiz. 2015'te de böyle değildi, bugün de böyle değil. İkizdere'de belki ne olduğunu çok kısaca açıklarsak, işte Rize Limanı yapılacak, doldurmak gerekiyor. Bütün kıyıları doldurduğumuz gibi senelerdir. Taş gerekiyor. Kim yapacak? Cengiz Holding yapacak. Taş ocağı nerede olacak? İkizdere'de olacak. Taş ocağı son derece bakir bir alanda kurulacağı için önce oraya yol yapılacak. Bildiğim kadarıyla bugün aslında köylülerin direnişi ilk olarak o yolun yapılmasına karşı. Ve İkizdereliler de, köylüler de çok net bir şekilde hayır buraya dokunmayın diyorlar. Burası bizim yaşam alanımız. Burada yaşayan biz varız, hayvanlar var. Buranın bir ekolojik iklimi var, koşulları var. Dolayısıyla buna zarar vermenizi istemiyoruz. Ben burayı savunuyorum, sen de duracaksın diyor. Başvuruda da bulundular bildiğim kadarıyla. Davaları da var ama dava sonucu beklenmeden Cengiz Holding jandarmanın da eşliğiyle ve devletin de korumasıyla devam ediyor. Karantina sürecinde de yine çalışmaya devam ettiler. Aynı anda da işte köylülere kesilen cezalar vesaireler devam ediyor. Burada belki tam da bunun altını çizmek lazım. Rize ile başladık, işte Hawaii Ana ile başlamış. O zaman Rize valisi yanlış hatırlamıyorsam direnenlere çapulcu demişti. Tam da bu biliyorsunuz Gezi'den gelen bir nitelemeyle direnenlere çapulcu demişti. Şimdi de Ulaştırma Bakanı marjinal dedi. Öyle başladık programı, öyle devam edelim. Bu iktidarlar tarafından özellikle böyle bir ulusal ajitasyon için sıklıkla kullanılan kavramlardır. Siz kimsiniz de devletin, ulusun iyiliğini düşünüyorsunuz. Biz buradayız ya diyen devlet görevlileri diyelim ki arkalarına kolluk güçlerini de alarak orduyu da alabilirler. Burada işte jandarmayla karşımızdalar. Aslında çok net bir şekilde bize şunu gösteriyorlar. Hayır, sizi oraya seçenler aslında kendi çıkarlarını, yaşam alanlarını korumak için oradalar. Siz orada biz kimiz ki dediğiniz anda aslında kim olduğunuzu, kolluk kuvvetlerini kimin hizmetine sunduğunuzu
halkın hizmetine mi sunuyorsunuz veya kendi deyişinize ulusun veya milletin hizmetine mi sunuyorsunuz yoksa sermayenin hizmetine mi sunuyorsunuz? Çok net ortaya çıkıyor. İkizdere de aslında bunu şu an çok net görüyor. Birkaç haber kanalında vardı işte. Çokça eleştirildiler de İkizdereliler. Ben o eleştiriye katılmıyorum. Onun altını çizeyim ama işte siz oy verdiniz, bakın başınıza neler geliyor. Böyle bir şey yok. Oy verebilirsiniz. Sonra eleştirebilirsiniz. Kimse iradesini satmıyor oy vererek. Ama İkizdereliler şununla yüzleşiyorlar. Oy verdiler. Kendilerinin temsil edilmesini istediler. Ama kendilerini temsil etmek için oy verdikleri insanlar kendilerini değil, sanki onları temsil ediyormuşsuna. Yani yine ulusal egemenliğin araçlarını kullanarak işte ve dilini ve araçlarını kullanarak sermayeyi şu an koruyorlar. Bununla yüzleşmiş vaziyetteler. Bu da yine en başta söylediğimiz o herkes denilen ulusal kimlik içinde herkes olarak tanımlananlar içinde kimin hangi hiyerarşide yer aldığını, yani işçilerin nerede yer aldığını konuştuk. İşte İkizdere'deki köylülerin nerede yer aldığını konuşuyoruz. Sermayenin nerede ve kim tarafından korunduğunu çok net bir şekilde aslında gösteriyor. Bir şeyi de altını çizeyim. Bu İkizdere'ye sadece siz mi sahip çıkıyorsunuz meselesinde? Belki unuttuğum örgüt olur ama yanlış hatırlamıyorsam Rize Barosu, Ticaret Odası, birkaç Rize'deki yerel yine işte meslek örgütü ortak bir açıklama yapmış ve demişler ki tam da bu söylediğim gibi ya tabii ki biz de hani korunsun istiyoruz çevre istemez miyiz? Ama belki şöyle yapılabilir hani önce bir zarar verilir sonra o zararı yerine getirecek şekilde bir oraları işte yeniden düzenlenir vesaire. Bu arada da diyorlar burada işte direnenler var, sivil toplum örgütleri destek veriyor ama işte asıl HDP destek veriyor. Demek ki HDP destek verdiğine göre bu İkizdere'de direnenlerde de bir şeyler olabilir. Şimdi bu o kadar net bir ulusal ajitasyon ki doğrudan aslında İkizdere'de direnen halkı, vatandaşı, Türkiye'nin eşit kabul etmeleri gereken başka vatandaşlarını örnek göstererek terörize ediyorlar. Bunu şimdilik böyle bir altını çizeyim. Bu kabinede insan haklarını ihlal etme potansiyeli en düşük olan bakan sanırım aile bakanı. Ama yeni bir aile bakanımız var. Bir saniye çıkışında 23 Nisan çocuk bayramında oldu. Ve bir dakikalık görüntü içerisinde baya o konuda da insan hakları aleyhine şeyler olabileceğini gördük. İstersen biraz da bu bakanın ilginç, biraz da insanın canını sıkan performansından bahsedelim. Çok can sıkıcıydı ama şuradan başlayayım hocam. Şöyle düşünüyorum. Şu an Türkiye'deki otoriter muhafazakar rejim ve onların insan hakları anlayışı üzerinden düşündüğümüzde aslında en beklediğimiz bakan da olabilir kendisi diye bakalım. Çünkü Türkiye'deki insan hakları perspektifi, hükümetin perspektifi şu an hükümet diyebileceksek, rejimin diyeyim, perspektifi daha çok kültürel bir insan hakları yorumu, evrensellikten uzak bir insan hakları yorumuna gittiği için tam da o muhafazakar söylem içinde, kurdukları milliyetçi dil içinde din son derece önemli bir yerde duruyor. Ve dolayısıyla da aile kilit çekirdek role sahip bu tanımda. Aile bakanının da o kültürelci perspektiften temel hakları ihlal etme potansiyeli en yüksek olacak bakanlardan biri olacağını Derya Hanım'la birlikte zaten çok net gördük. Çok vahimdi görüntüler. Ama bence en vahim olan işte çokça sosyal medyada da tartışıldı. Ramazan'da bir çocuğa şeker vermemek meselesi değildi. Vahimdi tabii ki yani çocuğa tabii ki şeker vermesi gerekir. Ama o sembolik bir hareketti bence. Yani o aslında göreve yeni gelen bakanın kendisinin ne kadar da temsili bir kimlik olduğunu göstermesiydi. Çünkü belki eleştirmemiz gereken bir şeyi de burada söyleyeyim. Bakan göreve gelmeden önce bazı cenahlar tarafından bekar olması nedeniyle de çokça eleştirilmişti. Yapılmaması gereken bir şeydi. Mesela orada da bakanın yanında durmak gerekir tabii ki. Ama bakan biraz da belki bu eleştirilere karşı bekar olabilirim. İşte geçmişte feminist olarak beni adlandırmış da olabilirsiniz. İstanbul Sözleşmesi üzerinden galiba birkaç öyle eleştiri de gelmiş. Ama bakın ben de nasıl aslında değerlerimizi koruyan, kollayan ve ona sahip biriyimi çocuğa şeker vermeyerek göstermeyi tercih etti. Ama asıl daha vahim olan, daha yapısal bir sorun bence orada aslında devlet koruması altındaki bir çocuğu adını vererek gayet kameraların karşısına çıkarak sunmasıydı. Arkadaşlarıyla birlikte bir de gelecek falan diye. En vahimi oydu bence. Orada da aslında bu sefer sembolik değil daha yapısal bir sorun dedim. Çünkü bunu bence planlayarak değil tam da içselleştirdiği için yaptı. O içselleştirme de yine milliyetçilikten başladık, milliyetçilikten gidelim. Çocuklar devletindir ve ulusundur. Hele de bir de benim korumam altında. Yani velisi de benim. İstediğim gibi kullanırım noktasına çıktı. Bence en vahimi oydu. İhlal bölümünden bahsettik maalesef çokça. Geçen ayda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direniş vasıtasıyla bahsetmiştik.
LGBT artılara dönük nefret söylemi yükselen, yani her zaman var olan ama direniş çerçevesinde yükselen bir şeyden, nefret söyleminden bahsetmiştik. Bu ay olumlu sayılabilecek, kazanımlı sayılabilecek bir şey var. Cinsiyet değişikliği, isim değişikliğine dair bir AYM kararı. Bundan da bir süre söz edebilir miyiz? Edelim ve burada da ama tabii ki genel iklimin, yükselen nefret söyleminin dışında istisnai bir karar olduğunun da altına çizelim. En başta söylediğimiz şeye geri dönersek, böyle kriz dönemlerinde özellikle bu ulusal kimliğin içinde tanımlanan o retorikteki herkesin hiyerarşileri belli olurken ilk ötekileştirilenlerden biri en başından beri, hele de pandemiyle birlikte artan bir şekilde, zaten LGBT artı bireylerdi. Dolayısıyla da oradan baktığımızda orada hala bir iniş yok, olmasını da beklemiyoruz zaten. Yani bu kriz devam ettikçe ilk ötekileştirilenlerden biri olmaya devam ediyorlar. Burada Anayasa Mahkemesi'nin attığı olumlu bir adım vardı. Anayasa Mahkemesi'ndeki birkaç ismin de büyük ihtimalle ayrıca, hani benim okuduğum haberlere bakarsak, ayrıca önemli olduğunu görüyoruz. Burada aslında özel hayatı öne çıkardılar bildiğim kadarıyla kararda. Önceden dava açılmıştı. Mahkemeler demişti ki önce cinsiyet değişimi olsun, sonra adını değiştir. Neden yani? Niçin? İşte karışıklık olur kamusal alanda. Yani neyi karıştıracağım ben kamusal alanda? Şimdi benim adım Mehmet olarak burada otursam ne olacak meselesini Anayasa Mahkemesi neyse ki diyelim olumlu bir kararla sonlandırdı. Herhalde bundan sonra da öyle devam eder. Hocam geçen ay Kerem Hoca ile konuşmuştuk. Hedefle kapatma davası açılmasına. Anayasa Mahkemesi savcı iddianameyi geri gönderdi. Dolayısıyla bir süre en azından tutulmuş gibi görünüyor. Bir yandan da hem partinin hem partilerin, hedefinin ve hedefinin kriminalize edilme süreçleri artarak da sürüyor. İnsan eline Kobane davası. Davanın kendisinin bir hakikli hali hale nasıl gelebileceğini gösterecek yeni bir davamız olarak kayda geçti. İsterseniz onu konuşalım biraz. Aslında bu da baştan beri kurduğumuz yine çizginin başka bir yerine geliyoruz. Kürt meselesi. Bu HDP kapatılır, kapatılmaz, başka parti yeniden kurulamıyor tabii. O başka bir sorun. Belki önümüzdeki ay konuşacağımız bir sorun. Ama Kürt meselesi bağlamında son derece önemli. Özellikle Kobani davası için işte dosyanın binlerce sayfalık bir dosya hazırlanması, işte kısa sürede hemen kabul edilmesi, bu kararın yani Kobani davasına yönelik yolun hemen Ahim'in Demirtaş kararının arkasından gündeme sokulması. Bunların hepsi son derece önemli. Ama burada tabii asıl önemli olan demin İkizdere'deki meseleye geri dönelim. Burada genel olarak Kürtlerin ve Kürt politikacıların, Kürt hareketinin nasıl damgalandığı, nasıl ötekileştirildiği ve aslında bir taraftan da kamusal alanda hareket edecek yer bırakılmaması kendilerine, siyasal alanda da hareket edilecek yer bırakılmaması meselesi. Yani hep şunu söylüyorduk biz, işte kapatılsa yeni bir parti açılır. Kapatmak demek evet büyük bir hani anayasal kriz, hukuki anlamda tartışacağız. Çünkü hareketler böyle bitmiyor, kaç kere kapatıldı vesaire diyorduk. Ama yenisinin de şu an açılmasına izin verilmiyor. Yeşillerin de kurulmasına izin verilmiyor. Onu da altını çizelim. Muharrem İnce kurdu, onu da söyleyelim. Ulus devlet, milliyetçilik ilişkisinde düşündüğümüzde iktidarlar milliyetçi dili sadece kendilerini meşrulaştırmak için kullanmazlar. O milliyetçi dili kullanırlar çünkü bilirler ki o an onlarla koalisyonda olmayan, başka muhalif gibi görünen hareketler de onu kullandıkları anda böyle arkaya hop diye dizilecekler. Biz bunu Kürt meselesi bağlamında sıklıkla görüyoruz. İşte CHP örneğini zaten biliyoruz. Diğerlerini de ekleyin o saflaşmaya, HDP hariç. Dolayısıyla da Kürt meselesi bağlamında işte Kobani davası, HDP'nin kapatılmasının hep orada asılı durması, hatta HDP'nin kapatılmasıyla kalmadı biliyorsunuz. Bahçeli şey dedi, eğer kapatılmazsa Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını da düşünmek gerekir dedi. Yani bakın, birini Kürt meselesi üzerinden damgalamak o kadar meşru kabul ediliyor ki, bir parti lideri çıkıp diyor ki HDP'yi kapatmazsan sen kapanmalısın. Çünkü neden? Neden? Yani belki benim hukuki gerekçelerim var kapatmamak için. Yok hayır, hukuk falan önemli değil. Kapatmazsan eğer sen de o teröristlerle birliktesin ne yayıyor. O yüzden de özellikle de Türkiye'deki gibi böyle ulusal bağlamda işte milliyetçi duyguları sıklıkla kabaran, hep bunları tırnak içinde söylüyorum, bir kitleye sahip olduğunuzda bunun üzerinden çok rahat at oynatmaya koşturmaya başlayabiliyorsunuz. Burada şunun altını çizmekte de fayda var herhalde. Tüm bu milliyetçi diller bir herkes yaratır. Bu herkesin içinde bir hiyerarşi vardır demiştik. Kürtler meselesinde daha farklı o. Ulusal kimliğe ne zaman dahil edilecekleri, ne zaman dışlanacakları konusunda onlar her daim terbiye edilmek istenen bir halk olarak karşımızdalar. Tarihsel olarak böyle. Dolayısıyla da olumlu bir adım, belki eskisi gibi Türkiye'de Kürt kimliği reddedilmiyor. Ama bir Kürt olarak hangi siyasi hareket içinde
kendinizi tanımladığınız, o ulusal kimlikten veya makbul en azından tolere edilebilir görünmekten kurtulup kurtulamayacağınızı size gösteriyor. Bazen şey bile yetersiz, yani HDP üzerinden siyaset yapmanız gerekmez, parti üyesi olmanız gerekmez. Sadece onlara benzer bir kelime, söylem bile demeyeceğim, kullansanız bile yeterli. Bakın İkizdere'de, İkizdere'in, Rize'nin kendi barosu, işte ticaret odası vesairesi, İkizdere'deki köylüleri HDP'liler geldi, ziyaret etti vesaire gibi şey üzerinden damgalayabiliyorlar. Bu son derece önemli. Türkiye'deki kutuplaştırmayı inanılmaz derinleştiren, dolayısıyla da herhangi bir geçiş dönemi olsa bile Türkiye'de aşması çok zor, aşmak için çok çaba gerektiren, diyalog gerektiren bir yara sahip olduğumuzu gösteriyor. İnsan haklarının bir özel yanı var. Türkiye'deki insan haklarının bir adım geri götürme meselesi vardır ama nereye kadar geri götürelim sorusunun başlangıç noktası 1915 Ermeni soykırımı. Her 24 Nisan'da da Amerikan başkanı buna Ermeni soykırımı diyecek mi demeyecek mi tartışması vardı. Ve Biden ilk senesinde buna Ermeni soykırımı dedi. Bir yandan Türkiye'deki tepkiler sanki beklenenden daha da cılız kaldı. Başka uluslararası ilişkiler herhalde hassasiyetlerine de gönderme yapıyor. Ama hem yani Ermeni soykırımı meselesini hem de bu tepki meselesini bundan sonra bunun neler getireceğini istersen değerlendirerek tamamlayalım bu oyu. 2019'da hem Senato hem Kongre zaten kabul etmişti Ermeni soykırımını. 2 sene sonra işte Trump yapmamıştı, Biden. Hatta bence açıklanma süreci daha ilginçti. Erdoğan'la işte çok gecikmiş bir telefon görüşmesi yapıp orada da aslında soykırım olarak tanıyacağını önceden söylediğini de bir gün önceden herkese iletip ertesi gün de söyledi. Türkiye'den tabii ki ya artık o kadar bilindik tepkiler gelmeye başladı ki bir o saflaşma hemen gerçekleşti. Soykırım mı ne? Hayır, biz asla soykırım yapmayız. Safları tık 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 yerini bulmuştu. Oldu ve herkes işte rejimin arkasındaki beklenen konumunu aldı. Bir tek HDP almadı. Demin bahsettiğim Rizelilerin metninde o da vardı. Diyor ki İkizderelilere HDP sizi destekledi vesaire. Unutmayın diyor, HDP 24 Nisan'dan sonraki o koalisyona katılmadı. Yani o da aslında bir ihanet belgesi olarak gözükmüş vaziyette. Dolayısıyla da farklı bir pozisyon almak, hani demokrasinin gereğidir vesaire, artık onun tartışılmadığı bile bir yerdeyiz. Onu bir kenara koyalım. Şimdi Biden neden böyle bir şey söyledi? Şunu kabul edelim. Yani iki halkın acılarından, Ermeni halkının acısından farklı olarak Amerika için elbette ki bu aynı zamanda bir siyasi mesele ve rahatlıkla işte Türkiye'ye karşı kullanabileceği de bir koz. Artık ben eskisi kadar uluslararası ilişkiler takip etmiyorum ama bu çok bilinen, özellikle de işte realist perspektiften çokça tartışılan vesaire bir mesele. Biden özellikle Türkiye'yi sıkıştırmak için mi bunu söyledi? Olabilir. Yani Türkiye'deki insan hakları karnesini bildiğimiz için Türkiye'nin insan hakları karnesini ben bunu biliyorum ve tolere etmeyeceğim demek istemiş olabilir diye de bilir. Buna gelen tepkilere baktığımızda bu saflaşmanın ötesinde Türkiye'de yine bir Ermeni karşıtlığını ve aslında genel olarak gayrimüslim karşıtlığını körüklediğini görüyoruz. Körüklemek de değil aslında, derinleştirmek. Kimse asla artık bunu yadırgar bir hale de gelmiş vaziyette değil. Oysa ki özellikle insan hakları çalışan insanlar olarak çok sıklıkla söylenen şeyleri de söylemek istemiyorum açıkçası. İşte tarihe bakalım, bunlar rahat rahat tartışılsın vesaire. Burada bir şey var, bir halkın acısı var. Bir devlet tarafından işlenen bir fiilden bahsediliyor. Dolayısıyla da soykırım tartışılırken önce bu acının var olduğunu kabul ederek hareket etmek gerekiyor. Kişisel olarak bana sorarsanız soykırım der misiniz, demez misiniz baskısını ama başka bir yere koyuyorum. Burada önemli olan, bazen şeye çok takılıyoruz. Bir kavramı kullandım mı, kullanmadım mı meselesine çok takılıyoruz. Kavramı kullanmak, kullanmamak önemlidir. Özellikle hukuki anlamda önemlidir. Siyasi alanda işte belli pozisyonlar alırken önemlidir. Hepimiz de onu yapıyoruz. Ama bir taraftan orada başka bir gerçek var. Bir acıyı tanıyıp ondan sonra da iki halk arasındaki ilişkileri bir düzene, düz zemine çıkarıp çıkarmamak meselesi. Bu anlamda en önemli adımları atan, en yerinde ve güzel tespitleri yapan Hrant Dink'ti. Onu anmadan da hani 24 Nisan'da bitirmek istemem. Ve Hrant Dink tam da böyle bir politika güttüğü için, yani tam da politika güttü demek de istemem Hrant Dink için. Ya böyle hani politika kötü bir şeymiş demek istemiyorum ama böyle düşündüğü için, bunu doğru bildiği için diyeyim. Yani bu bir siyaset değilse de onun için, aslında siyaset olduğu için değil, doğru bildiğini bir siyaset olarak karşımıza koyuyordu. Biliyorsunuz yargılandığı mesele birbirimizin kanındaki bu zehri temizlemek meselesiydi. O temizlenmeden
O onu dedi, bu bunu dedi, Biden onu dedi meselesiyle çözülecek bir yerde değiliz. Özellikle de Türkiye'deki zaten ulusal birlik sınırlarından başından itibaren dışlanmış, başından itibaren bir kurucu öteki olarak Türkiye'deki bütün milliyetçi hareketler tarafından asla Türkleştirilemeyecek olarak kabul edilerek ayrımcılığa uğramış bütün işte Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Süryaniler üzerinden düşündüğümüzde ardından gelen milliyetçi refleks sadece Ermenilerle değil aslında diğer gayrimüslim vatandaşlarla olan ilişkiyi de yine derinlemesine yaralayan reflekslerden biri. Tabii şu yapıldı, cemaat liderleri veya işte vakıflardan işte birkaç kişiyle açıklamalar yapılarak aslında biliyor musunuz işte öyle düşünmüyorlar vesaire gibi bir destekçi arayışına da giriyorlar ama onlar tabii ki hani geniş kitleleri çok da etkileyebilecek hamleler değil. Göstermelik hamleler olarak kalıyor. Başka sorunuz yoksa hani bu ayı şöyle bitirebiliriz diye düşündüm. Tam da bu milliyetçi söylemin o içinde olduğumuz krizin yine milliyetçilikle aşılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu da yeni bir şey değil. İktidarlar bir taraftan ulus inşa ederler, bir taraftan da ulustan milliyetçilikle inşa ederler, bir taraftan da o ulustan meşruiyet kazanmak için yine milliyetçiliği kullanırlar. Bu yeni bir şey değil ama Türkiye'de içinden geçtiğimiz hem ekonomik kriz hem pandemi hepsi birleştiğinde hem de siyasal kriz birleştiğinde o ulusal kimlik içindeki hiyerarşilerin çok açığa çıktığını, dengelerin bozulduğunu, bu milliyetçi dilin de tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Ama diğer taraftan da söylediğimiz gibi bir de zaten o milliyetçi dilin hala beslediği, hala buraya yönelik, o birliği sağlamaya yönelik damgalaştırma aracı olarak kullanılan gruplar var. Kürtler gibi, gayrimüslimler gibi, özellikle işte Nisan ayı üzerinden konuştuk, Ermeniler bu bağlamda dikkat çekici. Bu aradaki dengeyi farklı bir yöne çevirmeden veya şöyle diyelim, farklılıklarla birlikte bir aradalığa çevirmeden Türkiye'nin demokratikleşmesine yönelik önemli bir adım atmak zor. Bu da çok hızlı olacak veya kolayca olabilecek bir süreç değil. Acı acı yaşayarak geçiyor hep ama böyle yaşayarak da aslında anlaşılıyor. Nisan ayını herhalde böyle toparlayabiliriz. Teşekkürler hocam. Önümüzdeki ayda Mayıs ayını değerlendiren bir programda Elif İnsan Hakları YouTube kanalında birlikte olacağız ve görüşmek üzere. Teşekkür ederim.